Yüz yüze eğitimin başlaması öncesinde çocukları eğitime alıştırmak, ortama sağlamak için uyum eğitimi başladı. Senden dinleyelim Gülay. Çocuklarla bir aradasın. Çok güzel bir ortamdasın. Evet, Ela Rümeysa Cebeci, çok heyecanlıyız. Okulda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Gerçekten okulun dışından içeriye girdiğinizde bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Çok hareketliydi okulun önü. Çocuklar artık okula gelmeye başladı. Tabii 6 Eylül'de açılacak okullar, yani pazartesi günü açılacak. Ancak onun öncesinde ilkokul 1. sınıflar ile ana sınıflar için uyum programı hazırlandı. İşte çocuklar artık uyum programına katıldı. Tabii şimdi bazı okullara göre değişebiliyor. Bazı okullarda diğer sınıflarda uyum eğitimine katılıyor. Mesela şu anda bulunduğum sınıftakiler ilkokul 1. sınıftan biraz daha büyükler. Kaça gidiyoruz? Kaçıncı sınıf burası? Biz 4. sınıfız, lakin 3. sınıftayız şu an. Tamam. 4. Heyecanlı sınıf... mısın? Hem de nasıl. Çok heyecanlıyım ve çok sevindim okulların açılmasına. Çünkü evde en eğitimde çok mutsuzdum. Tek başıma çok sıkılıyordum. Arkadaşlarımla tekrardan buluşmak beni çok mutlu etti. İşte söze gerek var mı aslında? Bütün her şeyi özetledi. Çok heyecanlıyım dedi. Okulumu çok özledim dedi. Zaten burada şimdi kime mikrofonumu uzatırsam aynı şeyleri söyleyecek. Şimdi daha öncesinde de gelmiştik aynı okula. Biliyorsunuz okullar bir açıldı, tekrar kapandı. Tabii genel olarak çocuklar uzaktan eğitim aldı. Ancak çok kısa bir süreliğine yüz yüze eğitime geçmişlerdi aylar sonra. O zaman da ben bu okuldaydım. Çocuklar çok heyecanlıydı. Tabii şimdi kat kat heyecanlılar, kat kat özlem duydular. O yüzden heyecan daha büyük. Doğru mudur? Heyecan büyük mü? Evet, heyecanım şu anda çok büyük. Nasıl hissediyorsun? Çok gergin. Neden peki? Böyle içimi bir şey kavuruyormuş gibi ama aynı anda onu bir şey söndürüyormuş gibi. Hepsi bu okula başladığın için mi oldu bunlar? Evet. İyi ki o zaman uyum günü olmuş bu. Yani pazartesi olsaydı sen pazartesi daha da heyecanlanırsın. Yani. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Gördüğün gibi Ela Rümeysa Cebeci, çocuklar heyecanlı. İnanılmazlar. Evet, çok da aslında heyecanlanmakta haklılar. Okullarından ayrı kalmışlardı. Uzak kalmışlardı. Artık çok da eğitimde artık böyle bir lüksümüzün kalmadığını da Milli Eğitim Bakanımız da söylemişti. Ki aşılar da belli bir orana geldi ve artık okullarımız günler sonra açılacak. Çocuklar hazır, okullar hazır. Şimdi uyum günü aslında açıldı da diyebiliriz ama tabii resmi olarak 6'sında bütün sınıflara okullar açılacak. Peki okullarda neler yapıldı, neler olacak? Hemen hocamızdan dinleyelim. Hocam merhaba, iyi dersler dileyelim. Ali Erdoğan ben. Siz özlediniz mi hocam öğrenciler gibi? Öğrencilerimizi biz de özledik. Onlarla beraber bir arada bulunmak, onların neşesini, sevincini paylaşmak, onlarla göz göze olmak çok mutluluk verici bir şey bizim için. Hocam şunu soracağım, kritik soruyu. Aşınızda oldunuz mu? Tabii ki. İki doz BioNTech aşımız olduk ve aşı kartlarımızı da idareye teslim ettik tabii ki. Böyle bir kuralımız var okulumuzda. Bütün çalışanlarımızla, bütün birimlerimizle bütün aşı kartları idareye teslim ediyor. Yani yöneticilerimize. Okulumuzda zaten gereken tedbirler alınmaktadır ve alınmıştır. UNESCO'nun belirlediği kurallar çerçevesinde, bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde, bilim kurulunun belirlediği kurallar ve bütün bunların neticesinde idaremizin, okulumuzun, kurumumuzun aldığı tedbirler ve kararlar çerçevesinde okulumuzun hijyeni, temizliği, ondan sonra çalışanların gerekli aşıları, ve öğrencilerin maske, mesafe kurallarına dikkat etmeleri mütemadiyen uyulmakta ve dikkatle, titizlikle incelenmekte, izlenmektedir. Peki, o zaman şimdiden yeni eğitim, öğretim yılımız hayırlı olsun diyeyim ben. Tabii okullarda hocamız da anlattı, şimdi belli ölçüde kurallar alındı. Şimdi koronavirüs önlemleri dahilinde tabii eğitim olacak. Hatta çocuklara da koronavirüs önlemleriyle ilgili bilgiler verilecek. Bu arada görüyorsunuz çocuklarımızda maske var. Çocuklar maalesef tabii zor olsa da ama maskeyle eğitim görecekler ama yapacak bir şey.
şey yok. En azından sınıflarındalar. Onlar çok mutlular. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar heyecanlı. Bu da aslında aşı sayesinde. Şimdi aşıyla ilgili de buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Aşılar belli bir hedefe ulaşılamadı. Ancak yine de toplumumuzun büyük bir kısmı aşılandığı için çocuklar 1,5 yıl sonra artık sınıflarına döndüler. 6 Eylül'de tam olarak dönecekler. Son olarak hemen arkadaşıma sormak istiyorum. Onun da duygularını öğrenmek istiyorum. Bana bakıyor, böyle bir şeyler söyleyecekmiş gibisin. Ben çok heyecanlıyım bu okula geldiğim için. Yani ben çok heyecanlıyım işte. O zaman ben sana yeni eğitim öğretim yılın hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler. Heyecanlısın, görüyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Evet, Ela Rümeysa Cebeci, dediğimiz gibi artık ilkokul birinci sınıflar için ve okul öncesi sınıflar için uyum programı başladı. 3 gün sürecek, belli saatlerde bu eğitimi, bu programa katılacak öğrenciler. Ancak 6 Eylül'de artık yeni eğitim öğretim yılına start verilecek diyelim. Gördüğünüz gibi çocuklar heyecanlıydı, özlemişlerdi. Pazartesi de bu heyecan daha da artacak gibi görünüyor diyelim ve sözü artık Emrah Kahraman'la birlikte sana bırakalım, Ela Rümeysa Cebeci. Çok teşekkür ediyoruz Gülay Alaca, TV100 Haber ekibinin acar muhabiri Emrah Kahraman'la birlikte miniklerimizin uyum sürecine eşlik ettiler. Çocuklarım.